Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar. Evet, haftanın ilk gününü geride bıraktık ve akşam saatlerine ulaştık. Gündem çok fazla yoğun değil veyahut da farklı bir gündem söz konusu değil. Haftanın ilk günü itibariyle dünya piyasalarındaki tablo 3 aşağı 5 yukarı aynı diyebiliriz. Bugün ABD piyasaları kapalıydı. Biliyorsunuz Cuma günü itibariyle Trump hükümetin açılmasıyla ilgili olan kapalı kalmasını engelleyici olan yasayı imzaladı. Ancak ardından bir acil durum ilan etti. Bugün de ABD piyasaları kapalı olduğu için küresel anlamda çok önemli bir durum söz konusu değil. Sakin bir seyir içerisinde hareket devam etmekte. Evet sevgili arkadaşlar, ancak tabii ki bu sakinlik birliği söz konusu diyoruz ama yine de ons dolar piyasasındaki 1336'lara ulaşan altın fiyatlarındaki yükseliş gerçekten dikkat çekici bir durumda. Küresel sıkıntıların artmış olması veyahut da ekonomiye dair güvensizliklerin, ekonomilere dair desek daha doğru olacak, güvensizliklerin artması, özellikle Avrupa bölgesinden gelen sıkıntılı veriler ve oradaki sanayi üretimindeki gerilemeler ciddi bir durgunluk sinyali olarak algılanmakta ve bu kapsamda da altın fiyatlarındaki yükseliş bugün 1336 dolar seviyelerine ulaştı. Hatırlanırsa 1307 dolar önemli bir direnç olarak analiz yapmıştık ve buranın ötesinde 1340-1360 dolar direnç bölgesine kadar hareketin devam edebileceğini geçmiş analizlerde vurgulamıştık. Sevgili arkadaşlar, bugünün aslında en çok önem taşıyan hususu şudur. Bu arada şunu belirtmek istiyorum değerli dostlar. Bu analizimde hem dolar TL'yi ardından da Viyop dolar piyasasının enstrümanını analiz edeceğim. İki analizi aynı video içerisinde tamamlamaya çalışacağım. Evet, bugünün arkadaşlar en önemli gündem konusu bana göre Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklamaydı. Bu açıklamaya göre düne kadar belki birkaç hafta içerisinde, belki birkaç gün içerisinde Fırat'ın doğusu Suriye Münbiç konusundaki harekatın başlayabileceğini, sabrımızın tükendiğini ifade etmekte olan Sayın Erdoğan bugün ilk kez şu ifadeyi kullandı. Belki yarın, belki yarından da yakın ülkemizin istikbalini tehdit etmekte olan unsurları yok etmek adına harekete geçebiliriz şeklinde bir ifade kullandı. Ve ABD'nin son dönemlerdeki kaypak tavırları diyeceğim bir açıklamada bakıyorsunuz ki kısa bir süre içerisinde askerlerimizi oradan evlerine göndereceğiz derlerken birkaç gün sonra veya hatta 3-5 dakika sonra çok daha farklı bir yorum getirebiliyorlar. Oradaki güvenlik koridorundan, şundan bundan bahsediyorlar. Sonuç itibariyle ABD'nin bu konuda hiçbir şekilde samimi olmadığı gerçeği net bir şekilde ortada ve Sayın Erdoğan da bu konuda çok ciddi bir şekilde bir yaklaşım göstermek suretiyle bu hususta kararlı davranışlarımızın devam edeceğini ifade etti. Ve aynı zamanda S-400 füzeleriyle ilgili olarak ise düne kadar müttefiklerimizden biz bu füzeleri ve hava savunma sistemlerimizi teknolojiye uygun bir şekilde talepte bulunmuştuk ama bize paramızla dahi vermediler. Biz de bugün mecbur kaldık başka bir ülkeden bunu temin etmeye ve aynı zamanda kendi ülkemizin 911 kilometrelik bir sınır hattımızı korumak adına bizim bu şekilde adımlar atmamızdan rahatsızlık duyuyorlar ama kendi ülkelerine kilometrelerce, binlerce kilometrelerde uzakta olan bir tabloya karşı da duyarsız kalmayarak oralardan kendileri için tehdit oluşturan bir unsuru yok etmek için kalkıp gelebiliyorlarsa burnumuzun dibindeki tehditlere biz niçin sessiz kalalım şeklinde bir yaklaşımda, sert bir yaklaşımda bulundu ki bu konuda da son derece haklı olduğunu düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar, gelelim dolar-TL ile ilgili tabloya. Bu konunun çok önemli bir mesele olduğunu arkadaşlar düşünüyorum. Zira seçimlerin çok yaklaştığı bir süreçteyiz. Ekonominin zaten diken üzerinde olduğu bir ortamdayız ve böyle bir tabloda ABD zaten bizim o bölgeye yönelik olarak bir girişimde bulunmamızdan hiçbir şekilde hoşnut olmadığını her fırsatta ifade ediyor. S-400'lerin alınmasıyla ilgili olarak bu konudaki menfi tutumunu sürekli olarak devam ettiriyor. Hal böyleyken ABD ile ve diğer NATO ülkeleriyle aramızda bir gerginliğin oluşması her an mümkün olabilir. Bu sebeple piyasaları çok ama çok yakından takip etmek durumundayız. Zira TL'nin ne ölçüde kırılgan olduğunu, Türkiye piyasalarının ne ölçüde naif bir yapıya sahip olduğunu hepimiz biliyoruz ve buna çok yakın tarihlerde tanık olduk. Bu nedenle değerli arkadaşlar, belki bu konuda her an her saniye söylemlerde, karşılıklı söylemlerde bir restleşmenin olması, ses tonlarının yükselmesi, tansiyonun biraz daha yükselmesine sebebiyet verebilir. Bu açıdan piyasalar arkadaşlar her zamankinden çok daha yakından izlemekte yarar olduğu kanaatindeyim. Evet değerli arkadaşlar, dolar TL konusuna gelelim. Dolar TL ile ilgili olarak
hafta sonu gerek dolar TL gerekse Viyop dolar ile ilgili olarak hafta sonu çok detaylı analizler aktardım sizlere. Çok kısa bir şekilde hatırlamak gerekir ise hafta sonu arkadaşlar dolar TL ile ilgili vermiş olduğum analizimde dolar TL'nin 5.27.57 üzerinde kalmak üzere, bu haftalık pivot seviyesi üzerinde kalmak üzere ilk etapta yükselebileceği noktanın 5.31.46 noktası olduğunu ifade etmiştim. Zira bugün 5.31.70-80'ler noktası test edilebildi. Ancak henüz bu seviyenin üzerine çıkabilmiş 5.31.46'yı direnç konumuna getirebilmiş değiliz. Bu seviyenin üzerine çıkılıp da bu bölge direnç haline gelirse bu hafta için 5.35-5.37 aralığının test edilebilme ihtimalinin mevcut olduğunu görmekteyim. Tabii ki normal koşul ve şartlar altında az önce bahsetmiş olduğum siyasi ve jeopolitik nedenlere dayalı olarak herhangi bir gerilim söz konusu olur da daha farklı bir tablo oluşabilirse tabii ki o bu olayın istisnası, müstesna bir durum olarak değerlendirilecektir. Arkadaşlar ben bu hafta için 5.30 seviyesinin destek olarak algılanabileceğini ve 5.30 birkaç son dönemlerde bir direnç konumunda idi. Daha öncelerinde desteğimiz idi ama son günlerde direnç konumunda fonksiyon ifa etmekteydi. Artık 5.30 seviyesinin bu hafta itibariyle bir destek konumuna gelmek üzere 5.35-5.37 bölgesine doğru bir hareketlenmenin oluşabileceğini beklediğimi hafta sonundaki analizlerimde ifade etmiştim. Aynı beklentim yine devam etmekte. Şurada gördüğünüz %23.6 5.28.84 noktasını ifade eden Fibonacci seviyemde artık bir destek konumuna gelmek üzere. Şuradaki nokta arkadaşlar 38.2'yi temsil eden 5.36.68. Zaten haftalık pivot seviyemiz olarak da 5.36.20'leri 30'ları görmekteydik. Dolayısıyla 5.35-5.37 aralığının şu aşamadan sonra bir hedef, bir teknik hedef halinde düşünülebilmesinin mümkün olduğu kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar tabii ki her zaman istediğimiz gibi gelişim olmayabilir. 5.28.84'ün aşağısına gelinir. Bu destek kırılacak olur ise bu durumda tekrardan 5.25 bölgesine doğru geri çekilme olasılığı söz konusu olabilecektir. Ancak şu anki teknik göstergeler 5.30 seviyesinin bir destek haline gelmesi noktasında bir çabayı ifade etmekte. Zira bugün 5.30'un üzerinde bir kapanış olma ihtimali çok yüksek görünüyor. Bugün eğer 5.30 üzerinde bir kapanış olursa kalan saatlerde herhangi bir sorun söz konusu olmaz ise bugün ilk kapanışını gerçekleştirmiş olacaktır 5.30 üzerinde. Eğer yarın da 5.30'un üzerinde kalır ve bu seviye üzerinde bir kapanış olur ise bu durumda psikolojik 5.30 direncinin aşılmış olduğunu teknik olarak da teyit etmiş olabileceğiz. Sevgili arkadaşlar henüz piyasalar kapanmadı. Gece 24 itibariyle MATRIX grafikleri gün sonu şekillenmesini yaşayabilmekte. Gece 24'ten sonra her fırsatta izah ettiğim ve hatırlattığım üzere Twitter adresimden yarına yönelik olan milimetrik bir şekilde pivot değerlerini aktaracağım. Ancak şu anki verileri kapanış verileri gibi kabul edecek olursak yarına yönelik bir fikir olması bakımından şu anki tablo itibariyle 5.30-25.30 noktaları bir pivot seviyesi konumunda yarına yönelik olarak bu seviyenin üzerinde kalındıkça nereye kadar yükseliş devam edebilir sorumuzun cevabı biraz önceki haftalık grafikten gördüğümüz gibi ilk önce 5.31.46, 5.31.50 diyelim biz buraya. Bunun da ardından 5.33.20-5.33'ler seviyesi dikkate alınabilir. Buranın da aşılması durumundayız arkadaşlar. Bu kez 5.34.70-5.35 bölgesine doğru bir hareketlenme söz konusu olabilir. Bu bölgenin de aşılması durumunda ise 5.37 seviyesi menzile girmiştir diyebiliriz. 5.35'lere yönelik bir atak olur ve burada bir zorlanma söz konusu olur ise olası geri dönüşte 5.33'ler civarının bir destek olarak algılanıp algılanmadığını takip etmekte büyük yarar bulunuyor. Şayet 5.35'ten geri dönüş olur da 5.33'lere yaklaşırken tekrardan bir tepki olasılığı olursa bu durumda 5.35'e yaklaşımlarda bu bölgedeki şu direncin haftalık günlük ikinci direncin aşılma hususunda niyetin ve isteğin biraz daha artmış olabileceğini dikkate almak mümkün olabilecektir. Arkadaşlar genel grafiğimize baktığımız zaman şurada görmüş olduğumuz 5.37 direncimiz şayet buranın da aşılması ve destek haline getirilmesi durumunda bu kez 5.43'lere doğru hareketin devam etme olasılığının gündemde olduğunu düşünebiliriz teknik açıdan. 5.42'nin aşılması durumunda ise yine artık birkaç gün öncesinden veya kısa bir süre öncesinden tanık olduğumuz 5.50 direnciyle karşı karşıya kalacağız. Sevgili arkadaşlar şimdi ise Viyop cephesine bakalım. Viyop cephesinde arkadaşlar durum neymiş? Burada da durum çok farklı değil. Şurada görmekte olduğunuz %50
5.33.62 noktasındaki direnci zorluyoruz. Daha önce de zorlamıştık arkadaşlar, ancak bu direnci aşamamıştık. Şu anda tekrar bu direnci zorlar konumuna geldik. 5.31 seviyesinin çok önemli bir nokta olduğunu hafta sonundaki analizimde ifade etmiştim. 5.33.89 seviyesine kadar, 5.34'e kadar bir yükseliş olasılığının mümkün olabileceğini ifade etmiştim. Nitekim arkadaşlar 5.35.89'du bizim şurada görmüş olduğumuz pivot direncimiz. Gördüğümüz en yüksek seviyesi arkadaşlar bugün itibariyle 85 seviyesi olmuş. Yani bu dirence neredeyse milimetrik olarak yaklaşılmış ve yine bu dirençten bir geri dönüş olmuş. Değerli arkadaşlar, biyo piyasaları kapandığı için yarına yönelik olan değerleri net bir şekilde verebilirim. Yarın için arkadaşlar 5.32.45 seviyemiz pivot seviyesidir. Bu pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşmiştir. Dolayısıyla olumlu algının devam etmekte olduğunu düşünebiliriz. Olası geri çekilmelerde 5.32.45'in altına inmelerde yine 5.31 seviyesinin destek olarak, hatta güçlü bir destek olarak takip etmek mümkün olabilecektir. Ancak 5.32.45 üzerindeki seyir devam ediyor. Bu seviyenin aşağısına gelmiyor isek bu durumda nereye kadar yükselebiliriz sorumuza yanıt pivot sistem itibariyle 5.34.53 olarak görülmekte. 5.34.53'e yönelik yaklaşımlarda bir zorlanma olursa olası geri dönüşlerde takip etmemiz gereken destek yine 5.32.45 olacaktır. Bu destek kırılmıyor ise daha da güçleniyor anlamına gelecektir ki tekrardan bu direncin zorlanması ve bu direncin de aşılması durumunda ise 5.36 ve sonrasında da 5.38'in teknik olarak görülebilecek seviyeler olduğunu dikkate alabiliriz. Tabii ki gün içerisindeki haber akışı ve piyasa algıları üst noktalara kadar yükseliş olur mu? Bu noktadaki direnci test eder mi etmez mi? Sorumuzun da yanıtını canlı piyasada görmüş olabileceğiz. Sevgili arkadaşlar, BİOP'la ilgili olarak söyleyeceklerim bundan ibaret. Yarınki teknik durumu da ifade ettim. Merkez Bankası bugün ne yaptığı konusuna gelelim arkadaşlar bir de. Hafta sonu analizde arkadaşlar Merkez Bankası'nın tüm işlemlerini sizlere gerek hafta gerekse tüm kümülatif anlamda maliyetleriyle birlikte izah etmiştim. Şimdi o konunun ayrıntılarına tekrardan girmeyeceğim. Ben sadece bugün haftanın ilk günü itibariyle Merkez Bankası'nın işlemlerini izah etmeye çalışacağım. Şubat vade itibariyle arkadaşlar Merkez Bankası gördüğünüz gibi herhangi bir işlem yapmamış. Hemen Mart vadeye bakalım. Mart vade itibariyle Merkez Bankası'nın yaptığı işlemlere gelelim. Evet, Mart vade itibariyle arkadaşlar Merkez Bankası bugün 10.116 adet short pozisyon açmış, short kontrat açmış. 10.116 adet Mart vadede. Bir de arkadaşlar Nisan vadeye bakalım. Nisan vade itibariyle Merkez Bankası ne yapmış? Evet, Nisan vade itibariyle arkadaşlar Merkez Bankası 1507 kontrat short pozisyon açmış durumda. Dolayısıyla Mart ve de Nisan vadedeki short pozisyonlarını artırma eğilimini gösteriyor. Ancak dikkat çekici bir durum söz konusu. Daha önceleri 5.30 seviyesinin üzerine çıkıldığında, hatta yaklaşıldığında özellikle Mart ve Nisan vadede biraz daha yüklü miktarda short pozisyon açıyordu. Ama bu sefer 5.30'un üzerinde neredeyse gün boyu oldukça kalıcı bir seyir oldu. 5.32'lere yaklaşıldı. Merkez Bankası'nın çok fazla miktarda bir short pozisyon açmadığını, yani şuradaki 10.116 miktarın oldukça düşük olduğunu, ayrıca Nisan vadedeki 1500 kontratında ayrıca düşük olduğunu, yani arkadaşlar Merkez Bankası'nın bugün 5.30 üzerindeki piyasa seyrine rağmen çok fazla piyasaya müdahale etmek istemediği ve short pozisyon sayısını artırarak 5.30'un aşağısına indirmek noktasında bir çaba göstermediğini gözlemleyebiliyorum. Değerli arkadaşlar, BİOP ve Dolar TL ile ilgili olarak yarına yönelik olarak söyleyebileceklerim bunlardan ibarettir. Gün içerisinde gerek 120 dakika gerek 240 dakika gibi kısa periyotlara yönelik olarak da destek ve dirençleri, pivot verilerini Twitter adresimden yayınlıyorum. Bu hususta ilginiz var ise @halukcanberk adresimi takip edebilirsiniz. Mevcut videolardan anında haberdar olabilmek için ise arkadaşlar kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Efendim, hoşça kalınız, iyi akşamlar diliyorum, saygılarımla.